Tüm ETV izleyicilerine selam olsun. Kasabadan Turgut diye programıyla yine huzurlarınızdayım. Sevgili izleyenlerim, sevgili Manisalılar, bu yayınımızı Turgutlu'da, Turgutlu Spor Sosyal Tesislerinden gerçekleştiriyoruz. Bu güzel tesislerin Turgutlu'ya kazandırılmasında ve bugünlere getirilmesinde emeği geçen tüm yöneticilerimize bir Turgutlu olarak, bir spor sever olarak teşekkürü bir borç biliyorum. Sevgili izleyenlerim, spor hayatımızın bir parçası olmalıdır. Tüm tıp otoriteleri insanın sağlıklı olabilmesi için ve hayatını sağlıklı sürdürebilmesi için mutlaka spor yapması gerektiğini ifade etmektedir. Bugün toplumumuzda ön plana çıkan sportif faaliyetlerde futbol daima birinci planda olmuştur. İşte Turgutlu Spor'umuz da yıllar önce Turgutlu'da yerel olarak faaliyet gösteren Toprak Spor ve Tukaş Spor'un birleşmesiyle Turgut Spor haline gelmiş. Bu kulüp kırmızı siyah renklerle Futbol Federasyonu'nda tescil edilerek sportif faaliyetlerine başlamıştır. O tarihten bugüne Turgut Spor'u 3. ligde, 2. ligde yıllarca izledik. Son yıllarda spora verilen önem dolayısıyla yerel yöneticilerimiz ve Spor Bakanlığı görevlilerimiz il ve ilçelerde ciddi anlamda sportif faaliyetlerin örgütlenebilmesi ve spor yapılabilmesi için sosyal tesislerin, spor alanlarının kazanılmasında büyük gayret göstermiştir. Bu bağlamda içinde bulunduğumuz bu tesis ve buna bağlı olarak Yeşil Irlamaz Vadisi dediğimiz bu Yeşil Vadi'de birbirinden ayrı 5 adet futbol sahasının mevcut olduğu, tenis kortlarının bulunduğu ve yüzme havuzunun, amfitiyatronun bulunduğu, piknik alanlarının çok geniş anlamda kullanıldığı fevkalade güzel bir ortam içerisindeyiz. Sporda ve her konuda inişler çıkışlar olabilir. Son yıllarda bir talihsizlik sonucu geçen sene Turgutlu Spor'umuz maalesef amatör lige düştü. Buradan tekrar normal liglere dönebilmesi, 3. lige dönebilmesi için Turgutlu'da görev başında olan Turgut Spor yöneticileri ve onların seçtiği ve Büyük Atatürk'ün de ifade ettiği gibi ben sporcunun çevik, zeki ve ahlaklısını severim demiştir. Zeki, çevik ve özellikle de vurgulamak istiyorum. Ahlaklı sporcularla bu hedefi belirlemiş ve ulaşma noktasında da başkanıyla, yöneticileriyle, teknik kadrosuyla ve emeği geçen, ter döken değerli futbolcu kardeşlerimizle bu başarıyı yakalamış ve konuyu playoff noktasına getirmiştir. Burada başkanımızı, teknik kadroyu ve futbolcularımızı kutlamak ve bu başarıyı onlarla, kamuoyuyla paylaşmak adına bugün onlarla burada beraberiz. Turgutlu Spor'umuzu bulunduğu noktadan bugün playoff noktasına getiren ve organizasyonu fevkalade iyi gerçekleştiren Turgutlu Belediye Başkan Vekilimiz Avukat Sayın Hakan Sezer, Yönetim Kurulu Başkanımız bizlerle beraber. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Hoş bulduk. Yine bu zeki, çevik ve ahlaklı kadroyu taktiksel olarak, antrenman olarak her konuda organize edip çalışmalarını yapan ve başarı noktasında onları hedefe kilitleyen ve bunu da yakalayan Teknik Direktörümüz Sayın Hakan Şapçı bizlerle. Hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz başkanım. Sağ olun. Bu değerli kardeşlerimizle, emeği geçen sevgili futbolcularımızla bir aradayız. Ben de bunun mutluluğunu yaşıyorum. Tüm Turgutlu halkı bu başarıdan dolayı bu kadroyu, bu teknik kadroyu, yöneticilerimizi ve futbolcularımızı gönülden kutlamaktadır. Özellikle şunu vurgulamak isterim. Toplumla bütünleştirme adına, esnafla tanıştırma adına ve sporcularımızı Turgutlu'ya mal etme adına yönetimimizin zaman zaman
değişik noktalarda futbolcularımızla halkın bir arada bulunması, halkın içinde topluca dolaşmaları, onların disiplinli ve düzenli yaşantıları, onların Turgutlular tarafından sahiplenilmesine vesile olmuştur. Bu noktadan sonra artık ümidimiz ve temennimiz odur ki, 160 bine yaklaşmış nüfusuyla Turgut Spor, bu genç kadroya, bu yönetime ve bu başarıya sahiplenecek ve daha iyi noktalarda, daha iyi yüksek seviyelerde başarılar içinde onlara her konuda destek olmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Temennimiz de budur. Ben hemen sözü önce yönetim kurulu başkanımız, Turgutlu Belediye'mizin de başkan vekili Sayın Avukat Hakan Sezer'e diyorum ki, Sayın Başkan, zor bir süreç, özellikle Bal Ligi'nde bu zor bir süreç, amatör noktasında özellikle ekonomik sorunların da çok yoğun olduğu bir dönemde, birçok karmaşık sistemlerin de faal olduğu bir sistem içerisinde çok büyük bir başarı elde ettiniz. Önce kutluyorum. Bu noktaya nasıl geldik, nasıl çalıştık, nelerle karşılaştık ve bugünkü mutlu tabloda söz sahibi olanlardan birisiniz. Buyurun, söz sizin. Öncelikle bizi tebrik ettiğiniz için, birlikte mutluluğu yaşadığınız için Allah razı olsun. Tabii ki bugün 1976-1980 yılları arasında belediye başkanlığı yapmış Arif Pektaş abimizle birlikte olmak da bize mutluluk vermektedir. Bu yıl 30 Haziran 2016 tarihinde yapılan kongrede yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Turgutlu Spor'un yeniden profesyonel lige, 3. lige dönmesi için elimizden geleni yapacağımıza dair sözümüzü kongrede vermiştik. Tabii ki bu başarı başta Turgutlu Belediye Başkanımız Turgay Şirin, yönetim kurulu üyelerimiz, teknik ekibimizin, futbolcu kardeşlerimizin ve bizi iç ve dış deplasmanlarda yalnız bırakmayan taraftarımızındır. Turgutlu Spor 157 bin nüfusuyla birçok ilden büyük bir ilçe takımıdır. Sahip olduğu sosyal tesisler, antrenman sahaları, yeni yapılan stadıyla Bal Ligi'ni hak etmemektedir. Tabii ki hiç kimse Bal Ligi'ne takımın düşmesini istemez ama bugün nice kulüpler var ki ligden düşmüşler, daha kötüye gitmişler, kapanmışlardır. Ama bizim amacımız burada düşmüş bir kulübü yeniden hayata geçirebilmektir. Bu anlamda başından beri bizimle birlikte olan belediye başkanımıza, başkanımız Turgay Şirin'e teşekkür ediyoruz. Turgutlu Spor arması için, armasındaki tütün, üzüm, tuğla için mücadele veren futbolcu kardeşlerimize, teknik ekibimize teşekkür ediyoruz. Tabii ki Bal Ligi bulunduğu konum itibariyle federasyon geliri olmayan, Turgutlu Spor yapısı itibariyle sabit gelir olmayan bir kulüp. Burada biz bu kulübü büyüklerimizden, iş adamlarımızdan almış olduğumuz bağışlarla götürmeye çalışıyoruz. Bu anlamda yanlarına gittiğimiz zaman, iş yerlerine ziyarete gittiğimiz zaman bize gerekli desteği veren büyüklerimize de teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenlerim, Turgut Spor programına devam ediyoruz. Şimdi ben teknik direktörümüze söz vermeden bir konuyu özellikle vurgulamak istiyorum. Teknik direktörlük sadece futbol oynamak, orada edinilen bilgi ve tecrübeyle 18 yaşından itibaren işte futbol oynanabilecek 30-32 yaş seviyesine kadar olan gençleri sahaya sürüp onlara top koşturmak değil. Eğer teknik direktör başarıyı hedeflemişse spor bilgisinin ve tecrübesinin yanı sıra mutlaka insan psikolojisini çok iyi bilen, çok iyi anlayan ve bu konuda teşhisleri olan, teşhisiyle beraber futbolcuyu motive edebilmek adına onların ruh hallerini, psikolojik durumlarını tahlil edip motivasyonda bunları kullanmaları bir teknik direktörün sadece futbol bilgisiyle değil, komple bu konuda yeterlilik düzeyi olması noktasında başarıyı yakalayabilir. Bu noktada ben Hakan hocamızı özellikle bu konuyu vurguladım, tebrik etmek istiyorum. 18-30 yaş arasındaki gençleri motive etmek
çok basit hadise değil. Özellikle de bir iki kişi değil, en az 18 kişiyi bu noktada hedefe kilitlemek, başarıya susamış bu gençleri başarıyı yakalayabilmek için onları konumlandırmak, hedeflerinde başarıyı noktasında gayretli hale getirmek fevkalade önemli bir hadisedir. Bugün Turgut Spor'da bunun yakalanmış olması, bu mutluluğun elde edilmiş olması hem Turgut halkını mutlu etmekte, hem tabii hocamız başarılı bir hoca pozisyonunda bu mutluluğu yaşamakta. Tabii ki ter döken futbolcularımızın da gençlerimizin de mutlu sona ulaşması dolayısıyla onlar da bir başarıya imza atmış. Turgutlu Spor'un tarihinde isimleri geçecek kişiler olması dolayısıyla ayrı bir mutluluk yaşadıklarına inanıyorum. Ben de tabii ki bu başarıdan dolayı onları tekrar kutluyorum. Bu organizasyonda gerçek anlamda emeği olan, bizzat sahada eşofman giyip futbolcuyla omuz omuza antrenman yapan, sağ kenarında da verdiği taktikleri uygulamak, motivasyonlarını pekiştirmek adına gerçekten bilimsel demekte hiçbir sakınca görmediğim bir çalışma içinde olan Sayın Hakan Şapçı Hocam, buyurun söz sizin, emek sizindi. Başarıyı topluma mal ettiniz ama sizi tekrar kutluyorum. Buyurun. Ben de tekrar size teşekkür ediyorum. Sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Söylediklerinizin aslında en büyük teşekkürü ve bu anlamda gururu yaşaması gereken grup karşımızda oturan futbolcu kardeşlerimiz. Bunlar gerçekten sizin az evvel söylediğiniz gibi sene başından beri ciddi bir çalışmanın içerisinde fedakarca, özverili bir şekilde ciddi bir mücadelenin içerisinde yarışıyorlar ve Turgutlu Spor'u temsil etmeye çalışıyorlar. Çok şükür ki birinci etabı da lider olarak tamamladık. İnşallah bu ayın 23'ünde planlamamız ya da tahminlerimiz o yönde. 23'ünde de tekrar profesyonelliklere dönmek için bir playoff maçı oynayacağız. İnşallah orada da müsabakayı kazanıp Turgutlu Spor'un ben geldiğim ilk günden beri söylüyorum. Hak ettiği olan yerler profesyonellikler. Hatta bunun adını ben üçüncülük olarak da koymuyorum. Daha üst liglerde yarışabilecek bir potansiyeli. İşte az evvel bahsettiğiniz tesis anlamında, ilçenin büyüklüğü ve gücü anlamında zaten oralarda bulunmayı hak eden bir ilçe. Aynı zamanda bir spor kulübü. Ben şöyle söyleyeyim. Ben öncelikle kulüp başkanımız Hakan Sezer'e çok teşekkür ediyorum. Büyük bir özveriyle hepimize bu imkanların sağlanması hususunda çok ciddi destek oluyor. Yönetim kurulumuza başta yine Ayhan abimiz olmak üzere isimlerini belki tek tek sayamam. Yaşar abi olsun, diğer yönetici abilerimiz olsun. Onlara çok teşekkür ediyorum. Tabii ki burada belediye başkanımızın da Turgay Şirin beyefendinin desteklerini her zaman yanımızda ve arkamızda hissediyoruz. Onlara bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ancak bugün bu aslında yayının da inşallah bir şampiyonluk yayını gibi olmasını temenni ediyorum. Çünkü biz 23 Nisan'da söylediğim gibi inşallah o gün de bir bayram. İkinci bayramı da Turgutlu'ya tekrar profesyonelliklere dönerek yaşatmak istiyoruz. Takımıma çok güveniyorum, arkadaşlarıma çok inanıyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde uzun bir zamandır ciddi şekilde çalışmalar yapılıyor. Sonunda da inşallah tekrar profesyonelliklerdeki yerini alacak Turgutlu Spor. İnşallah. Teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyenlerim, sevgili Manisalılar, bu programı düzenlemeden önce bir takım çevrelerle görüşmelerim oldu. Özellikle şunu vurgulamak isterim. Bu büyük gayret ve sarf edilen emekten sonra Turgutlu Spor tesisleriyle, halkıyla gerçekten üçüncülük değil, Sayın Hocam'ın ifade ettiği gibi daha üst liglerde bile oynamaya potansiyeli olan bir ilçe. Ama şunu gördüm. Bu takım amatör lige düştüğünde Turgutlu spor severler, Turgutlu halkı ne kadar üzülmüşse
bugün tekrar 3. lige dönmenin eşiğine geldiği anda halkımız Turgut Spor'a olan bağlılığını, sevgisini ve sahiplenmesini gerçek anlamda ortaya koymuştur. Ben bu programı düzenleme noktasında karar verdiğimde Sayın Başkan'la görüştüm. Artık bu aşamadan sonra siz Turgut Spor Yönetim Kurulu olarak, sevgili hocam Hakan Şapka hocam teknik direktör olarak, futbolcular terini emeğini ortaya koyan fedakar kardeşlerimiz olarak gerekeni yaptınız. Şu saatten sonra bize ve Turgutlulara düşen bu başarıya, bu kadroya sahiplenmek ve playoff'u da kazanarak 3. ligde tekrar Turgutlu Spor'u görünür hale getirmektir. Sahiplenme noktasında çok ciddi bir heyecan tespit ettim. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Yine buradan tüm Manisalılara, tüm halkımıza ve burada bulunan sevgili futbolcu kardeşlerime, yönetim kurulu başkanımıza, hocama bir mesaj da vermek istiyorum. Bu program öncesinde Manisa'mızı Türkiye Futbol Federasyonu'nda temsil eden Arif Koşar kardeşimizle görüştüm. Ben Turgutlu Spor'un tekrar 3. ligde olması noktasında üzerime düşen ne görev varsa federasyonun kuralları içerisinde, yasalar çerçevesi içerisinde her türlü imkanı sunmaya ve fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu ifade ettiler. Bunu özellikle Sayın Hakan Sezer kardeşimin makamında bu görüşmeyi yaptım. O da bizzat bu olaya şahittirler. Ve program dolayısıyla bize bağlanabileceğini ama Ankara'da olduğunu ifade ettiler. Bütün yönetici arkadaşlarıma, teknik direktörüme ve Turgutlu Spor'a emeği geçen, orada ter döken ve bu başarıyı yakalayan bütün futbolcu kardeşlerime bir Manisalı olarak teşekkürlerini ifade ettiler. Bunu da özellikle vurgulamak isterim. Burada bir anımı da paylaşıp tekrar Sayın Başkan'a bir söz vermek düşüncesindeyim. Bu tesisler kurulduğunda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı rahmetli Hasan Doğan Bey'di. Hasan Doğan Bey Turgutlu'muzu, bu ilçemizi ziyaret etti. Bu tesisleri gördü. Buradaki 5 tane futbol sahasını, 4 tanesi doğal çim, bir tanesi suni çim olmak üzere bu sosyal tesisi gördü ve şunu ifade etti. Turgutlu bu noktada kendini açmış. Biz de federasyon olarak bu güzel ilçeye, futbol aşığı, spora kendini adamış bu topluma her türlü desteği vermeye hazırız diye bu sosyal tesisin kapısında ifade etti ama ömrü vefa etmedi. İlahi emir tecelli etti. Onu da tesislerimize gelmiş, hayata geçirme noktasında ömrü yetmemiş olsa da bu ifadeyi kullanmış olmasından dolayı ve futbol camiasına emeği geçmiş olmasından dolayı onu rahmetle anıyorum. Ama onun yerine gelen arkadaşlarımızın da bu konudaki gerekli desteklerini verme noktasında hazır olduklarını da ifade etmek istiyorum. Hocam birçok yerlere gittiniz Sayın Başkanım. Birçok kulüplerle maç yaptınız, buraya geldiniz. Yerine hep yendik diyebilirim, hep galip geldik diyebilirim. Çünkü sonuçlar ortada. Gezdiğimiz yerlerde, yani gittiğimiz birçok ilçede ve ilde, oradaki sosyal tesisler, sportif faaliyetlerin sürdürüldüğü spor alanları bizimkinlere benzer tarafı var mı veya bu konuda kıyaslarsak hangi noktadayız? Şimdi Arif abicim, Turgutlu 157 bin nüfusuyla az önce de bahsettiğimiz gibi birçok ilden büyük bir ilçe. Tabii ki burada tesisleşme diye baktığımız zaman Bal Ligi'nde hiçbir takımda yok. Onu geçtik. Bugün araştırırsak herhalde 2. 3. ligdeki birçok kulüpte de olmadığını söyleyebilirim. Tabii belediye, Turgutlu Belediyesi olsun. Kendiniz de 1976-80 yılları arasında belediye başkanlığı yaptınız. Turgutlu Spor Kulübü olsun. Bu makamlar gelip geçici. Mühim olan bu makamlarda bulunduğunuz sürece
çalmadan, çırpmadan, peşkeş çekmeden iyi bir şeyler yapabilmektir. Geçmişten günümüze kadar gerek belediye başkanlığı, gerek Turutlu Spor Kulübü başkanlığı yapmış başkanlarımız olsun, yöneticilerimiz olsun, vefat edenlerin mekanları cennet olsun, sağlıklı olanlara Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Biz her zaman söylediğimiz gibi Turgutlu'ya, Turutlu Spor'a ne kim ne hizmet getirdiyse onlardan Allah razı olsun. Tabii ki Turutlu Spor, biz ilk baştan beri de söylediğimiz gibi, hocam da cümlesinin arasında söyledi, bulunduğu tesisiyle, Turutlu'nun nüfusuyla bu ligi hak etmiyor. Bizim de amacımız bir an önce düştüğümüz yerden kalkabilmek. Bizim amacımız 3. lige takımı çıkarmak değil. Geleceksen de 3'ten 2. lige çıkarabilmek. Hatta gerekiyorsa PTT'yi çıkarabilmek. Bu gayretin içindeyiz. Tabii ki. Buna da motiveyiz. Şimdi tabii emeği geçen dedik hep, yönetici konuşur, teknik kadro konuşur. Ama sözde olmasa da esas konuşan futbolcudur. Aynen. Her şey sahada başlar ve hakemin son düdüğüyle sahada biter. Bu başarıda biraz önce ifade ettiğimiz gibi gerçek anlamda başarısı olan futbolcu kardeşlerimizin de ben duygularını almak isterim. Bir şeyler söylemek isteyenlere mikrofon tutalım. Ferdi kaptanımız başlasın. Buyur kaptan. Öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun. Bu programda da yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yani biz Turgut Spor futbol takımı olarak sezon başından beri hedefimiz olan finalleri garantiledik. Birinci hedefimiz buydu. Şimdi finallere hazırlanıyoruz. Finallerde de ben inanıyorum ki Turgutlu Spor'un hep aynı şeyi söylüyoruz ama gerçekten ben geldiğim gün de söylemiştim. Tesis anlamında yani üstlüklerde de gördüğüm, gezdiğim yerler oldu. Tesis anlamında gerçekten ben böyle bir tesis görmedim. Bu imkanları görmedim. Görünüyor ki yani Ballıgi bizim bir kaza sonucu düştüğümüz bir yer diyoruz. Misafiriz. İnşallah bu senede buradan çıkacağımıza inanıyorum. Öncelikle kendime, sonra takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Çünkü biz bu ligde ne zaman ne istesek yapabileceğimizi gösterdik. Takım olarak da iyi bir takımız. Oyuncu kalitesi olarak da çok iyiyiz. Ben inanıyorum ki finalde biz galip gelip tekrardan profesyonelliklere dönüş yapacağız. Başkanımız sağ olsun, belediye başkanımız sağ olsun. Desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz hepsine. İnşallah hep beraber bu mutlu sona ulaşacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ederim. Arif abi, ikinci kaptanımız da orada, Hasan Engin. İsterseniz o da birkaç şey sorarız. Öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun. Başkanımın, hocamın, kaptanın da söylediği gibi biz bu sene zaten şampiyonluk hedefiyle kurulduk. Ve şu an playoff'u garantiledik. Şu an bence hala başarılı değiliz. Eğer finali kazandığımız takdirde başarılı olacağız. Bu ekip zaten çok kaliteli bir ekip. Başkanımız hem başkanlık hem abilik yapıyor bize. Her zaman her ortamda arkamızda bulunuyor. Hocamız keza öyle. Yani çok başarılı bir ekip değiliz şu an. Çünkü şampiyon olmadık. Şampiyon olduğumuz takdirde başarılı olacağız. Ama bugüne kadar gösterdiğimiz performanstan dolayı hepimiz mutluyuz. İnşallah bundan sonra da final maçını kazanıp profesyonelliklere geri döneceğiz. Ondan sonra da daha üstteklere hedefliyoruz. Çünkü buranın yapısı itibariyle burası her zaman daha üstteklere hak eden bir ekip. Biz de bunda emek vermeye çalışacağız inşallah. Bundan sonra da daha güzel günler Turgut Spor'u bekliyor inşallah. Teşekkür ederim. Başka? Yani futbolcu kardeşlerimiz de olabilir. Turgutlu'lu bir tamam. Antrenör kardeşimiz tamam. Mithat hocamız da söz alabilir. İsmim Mithat Karabörk. Yardımcı antrenörlük yapıyorum. Öncelikle buraya gelip bizi onur ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben bu takımın bir parçası olmaktan son derece gururlu ve mutluyum. Bu teknik eğitim bir parçası olmaktan son derece gururlu ve mutluyum. Umuyorum, inşallah diyorum. Şampiyonluktan sonra burada yine program yapmayı Allah nasip eder bizlere. İnşallah. Sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Arka taraftan bir arkadaşımız Murşit. Alayım hocam onu. Murşit alışın. Buyurun Murşit Bey. Burada sizi görmek burada sizi görmek çok güzel. Hoş geldiniz diyorum sizlere. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz gerçekten bu sene itibariyle çok güzel bir aile olduk.
Çok güzel bir bütün olduk. Burada başarımızın sırrı bence budur. Çok güzel bir arkadaşlık ortamımız var. Sevgili başkanımız ve hocamızla birlikte inanılmaz duygularla birlikte bu takımı buraya kadar getirdik. İnşallah yolun sonunda da şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Ki buna da yürekten inanıyoruz. Turgut Spor buraları hak etmiyor. Gerçekten bulunduğu konum olarak daha üstlükleri hak ediyor. Bir Akhisar Belediye örneği olarak, bir Manisa Spor olarak, bir Manisa Büyükşehir Belediye takımları olarak aynı lig, aynı kalitede, aynı şartlara sahip bir takımdır Turgut Spor. O yüzden biz de burada bu başarıyı sağlayarak tekrardan layığıyla takımı bulunduğu yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için teşekkürler. Tecrübeli bir Barış Kol diye Turgut Bey'e mal olmuş bir oyuncumuz var. İsterseniz. Buyurun Barış Kol. Öncelikle geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Bizi yeniden gündeme getirdiğiniz için. Arkadaşlarım dediği gibi, başkanımın, hocamın dediği gibi biz de Turgut Spor'la birlikte amatör lige döndük. Turgut Spor için geldik. Yıllarca arkadaşlarımın çoğu profesyonel liglerde oynadı. Turgut Spor dedikleri zaman hiç düşünmedik geldik. Çünkü biz de inandık çıkacağımıza. İnşallah sonra da yaklaştık. Allah'ın izniyle inşallah çıkınca da bunu herkese göstereceğiz. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Yeter mi artık? Evet sevgili izleyenlerim, gördüğünüz gibi futbolcu kardeşlerimiz de duygularını en iyi şekilde ifade ettiler. Tekrar ben kutluyorum. Ben de bu arada şunu özellikle yöneticilerimizin, teknik kadromuzun ve sevgili futbolcularımızın huzurunda bir organizasyonu düşündüğümü ifade etmek istiyorum. Oynayacağımız son maçta, 3. lige kapısını açacağımız son maçta bu kadroya sahip çıkmak adına Sayın Başkanımla da hemen bu program sonrası ve Belediye Başkanımızla görüşmek suretiyle başta Belediye Başkanımız uygun görürlerse ilçe kaymakamımız, bunu neden öyle söyledim? Onlar bürokrat olduğu için İl dışına çıkmaları Sayın Valinin iznine tabi. İzin alır alamaz ama belediye başkanımız Şehrül Emin diye ifade edilen şehrin emin adamı anlamına gelen bu kişi Sayın Turgay Şirin'le yönetim kurulu başkanımızla Turgutlu'daki bütün sivil toplum kuruluşlarının başkanları, Ticaret Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf dernekleri, esnaf kefalet kooperatif başkanları, bütün bunları bir araya getirip bizzat Sayın Arif Koşar'ı da bir Manisalı olarak, federasyonda Manisalıları temsil eden bir kişi olarak son final maçımızda bu playoff maçında gerekli koltuklarda oturmak suretiyle, yani maçta bizzat bu futbolcularımıza destek vermek adına orayı getirmenin organizasyonunu burada hemen düşündüğümü ifade etmek istiyorum. Arkanızda böyle bir güç olacaktır. Bu motivasyonunuzu bozmadan inşallah o maçı da almak suretiyle Turgutlu Spor'u, Turgutlu adını 3. lige taşımak suretiyle hem Turgutlu Spor'un bu başarısını hem kendi başarınızı ölümsüzleştirirsiniz diye temenni ediyorum. İnşallah. Bizim de böyle bir gayretimiz olacak. Ben de şimdiden bu sözü size vermek istiyorum ve veriyorum. Bunu da böyle Sayın Başkan'la biz organize ederiz. Unutmayınız ki hiçbir zaman, belki bugüne kadar Sayın Başkan ve teknik kadronun, Sayın Belediye Başkanımız Turgay Şirin'in gayret ve destekleriyle buraya geldiniz ama bu saatten sonra tüm Turgutlu halkı sizin destekçiniz, sizin her konuda yardımcınız olacaktır. Bunu böylece bilmenize fayda vardır. Şimdi sevgili izleyenlerim, sevgili Manisalılar, sözlerin başında ifade ettim. Spor her yaşta yapılır. Her yaşın sporu farklıdır. Ama futbol dediğimiz zaman bunun bir altyapısının olması gerekir. Çok büyük bir finans kaynağı gerektiren bir sektör. Özellikle futbolda çok büyük paraların döndüğü, ekonomik güç isteyen bir bölüm.
kulüplerin bu noktada çok ciddi sıkıntılar olduğu da bir gerçek. Bu bakımdan yöneticilerin bilerek veya bilmeyerek kulüpleri zora soktukları da bir gerçek. Türkiye'mizdeki bugün dört büyükler diye ifade ettiğimiz dört kulübümüzün ekonomik sıkıntılarını bugün medyadan hep izliyoruz. Avrupa liglerine katılma noktasında yasaklamaların, kısıtlamaların geldiğini biliyoruz. Bu tehlikelerle kulüpler yönetiliyor. Bu hale nasıl getirildi? Tabii o kendi kulüplerinin meselesi ama burada asıl olan genç kadroların, tabandaki gençlerimizin yarınlara hazırlanması noktasında kulüplerin altyapı yatırımlarına önem vermesi, tabandan gelen 12 yaşından itibaren gençlerimizin, çocuklarımızın hazırlanarak kendi bünyemizden kendi futbolcumuzu yetiştirmek suretiyle, burada kastım bize Manisa dışından futbolcu gelirse ona bir hiç itirazımız yok ama büyük kulüplerimizin yaptığı gibi 16 taneye kadar yabancı futbolcu transfer eden ve buna döviz veren, döviz ödeyen bir Türkiye olmak istemiyoruz. Bugün bizim gençlerimiz, işte bir Emre Mor isminden bahsedebiliriz, onun gibi neleri var? Onları bulup çıkarmak, yetiştirmek, onları Türk futboluna kazandırmak, hatta Türk futbolunun ötesinde dünya futbol pazarında pazarlayıp hem kendilerine hem ülkeye ekonomik çıkar sağlamak temel görevimiz olmalıdır diye düşünüyorum. Bunu ifade ederken Turgutlu Spor'un bu noktada fevkalade başarılı olduğunu da ifade etmekte yarar var. Tanıdığım birkaç genç var, okula gidiyorlar, hatta onlar 15 yaş grubunda çocuklar. Böyle can siperhane çalışıyorlar ve gerçekten de başarılı oluyorlar. Geçtiğimiz günlerde ilimiz dışında illere o kendi liglerinde maç yapmak için gittiler. Başarılı sonuçlarla döndüler. Yani bizim Turgutlu Spor'un altyapısı, tesisleri itibariyle, teknik kadroları itibariyle başarılı bir kadro. Gümbür gümbür yeni kadrolar geliyor ve başarılı gençler geliyor. Bunları hem Turgut Spor'umuza hem Türk Spor'una, Türk gençliğine kazandırmak adına güzel şeyler. Ben bu noktada Sayın Hocam'a seslenmek istiyorum. Türkiye kulüplerinin bu noktadaki durumları nedir? Turgut Spor'u ben bu noktada başarılı ifade ettim. Siz katılır mısınız? Bu noktadaki görüşleriniz nelerdir? Evet, Turgut Spor bence profesyonelliklerde yer aldığı dönemlerde de hem kendi altyapısından hem de Türkiye'deki belirli yerlerden gelen genç oyuncuların profesyonel futbol arasında yer alması için önemli misyonu olan bir kulüp. Buradan çok fazla sayıda isim Türkiye'de Turgutlu Spor'dan daha önemli milli takım formalarına kadar giden yollarda buralardan gelip geçmiş oyuncular. Söylediklerinize tamamen katılıyorum. Biz şu an yine altyapı çalışmalarında Turgutlu Spor altyapı amatör ligde olmamıza rağmen yine yönetim kurulumuzun da destekleriyle beraber son derece iyi, elit, yetenekli kardeşlerimize bir altyapı organizasyonu sürdürülüyor. Geçtiğimiz yıllarda da aslında Turgutlu Spor kendi altyapısından yetiştiren oyunculara forma şansı veren ender kulüplerden biri. Tabii bunun karşılığını ne kadar alabildi o ayrı bir tartışma konusu. Ancak hala bizim kulübümüzde şu an aramızda hem geçtiğimiz yıllarda altyapımızdan yetişmiş hem de uzun süredir Turgutlu Spor'da forma giymiş, altyapıdan yetişmiş oyuncu kardeşlerimiz var. Benim şöyle bir tespitim var Turgutlu'yla ilgili. Sadece bizde değil, bugün civardaki şehirlerde, profesyonel takımların altyapılarında birçok Turgutlu'lu kardeşimiz oynuyor. Ben Turgutlu'da yetişen kardeşlerimizden biraz daha Turgutlu Spor'la ilgili tercihlerini biraz daha Turgutlu Spor lehine yapıp çok fazla şehir dışında oynamaktansa Turgutlu Spor formasını giyme konusunda hedeflerinin ve bence iddialarının olması gerektiği kanaatindeyim. Ancak Türk futbolu adına da söylediklerinize katılıyorum. Bugün büyük kulüplerimiz dahi Avrupa kupalarına katılamıyorlar. Bu finansal fair play çerçevesinde kulüp yapılarının bozuk olmasından dolayı. Bunun tek çaresi altyapıdan oyuncu yetiştirmek.
kulüplerin hem bu anlamda oyuncuları yetiştirerek oynatmaları ve de belki de onları belirli fiyatlar karşısında kulüplerin para kazanmaları, gelirlerini arttırmaları ancak mümkün. Onun dışında yapılacak çok fazla da bir şey yok. Ancak Türkiye'de altyapıya gereken önem veriliyor mu? Tabii ki orada da bence çok fazla değer verilmiyor, çok fazla önem verilmiyor. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sevgili izleyenlerim, sevgili Manisalılar, şimdi bir önemli husus da futbolda değil de sporda şiddet olayı. Bugün spor sahalarına, stadyumlara bizler neden gidiyoruz? Hafta sonu stresimizi atmak, desteklediğimiz kulüpte futbol oynayan veya diğer sporları yapan kardeşlerimizi izlemek, hem hoş vakit geçirmek hem de ciddi anlamda o kulüplere destek vermek. Hem bilet alırken maddi desteğimiz hem de tezahürat yapmak suretiyle sporcuyu motive etmek adına bir gayret içinde olmak. Ama görüyoruz ki zaman zaman kendini bilmez bazı taraftarların onlara spor sever diyemeyeceğim marjinal grupların içinden çıkan bazı kendini bilmezlerin gerek futbolculara ama özellikle de rakip takımın seyircisine karşı hatta yöneticisine karşı bir takım küfür olaylarını gündeme getirmeleri, sportmenliğe aykırı davranışlar içerisinde bulunmaları, fair play olayının dışına çıkmaları hem toplum olarak bizi yaralamakta hem de güzel geçeceğini umduğumuz bir hafta sonunun hüsranla noktalanmasına sebep olmaktadır. Spor gerçekten insanları eğiten, stresini attıran, sağlığını kavuşturan bir hadise. Bütün bu gerçekler ortadayken sportif faaliyetlerin dışında bu tür davranışlara tevessül eden kişilerin de kendini bilmezlerin de statların dışında tutulması emniyet teşkilatımızın da temel görevleri arasına girmiştir. Bu noktada spor yasası da çıkarılmış olsa bile başarılı olarak uygulandığını söylememiz de mümkün değil. Artık bu noktada görev kulüp yöneticilerinin taraftarlarını bu konuda eğitmesi, taraftarlarına bu konuda telkinde bulunması, rakip takımın seyircisi bizim stadımıza gelmişse onların bizim bir misafir olduğunu hatırlatması, biz de onlara gittiğimizde nasıl karşılanmak istiyorsan öyle karşılayacaksın düşüncesiyle onlara olumlu yaklaşmak, onların da bir futbol sever, spor sever kişi olduğunu ifade etmek ve onları da bir misafir muamelesiyle uğurlamak hem Turgutlu olarak, Turgutlular olarak bize yakışanı hem de onların burada gördüğü olumlu davranışları kendi bölgelerinde uygulamak suretiyle onlara da örnek teşkil etmek. Bu konuda geçtiğimiz günlerde komşu ilçemiz aynı ilin iki takımının maçında bir basın mensubu arkadaşımız İlker Uyar'ın yaralandığını ben medyadan gördüm. Bugün kendisiyle de görüştüm. Gerçekten çok kötü bir yaralanma olmuş. Çok kötü bir parça yüzüne atılmış. Allah korumuş demekte fayda var. Gözü gidebilirdi. Ona da buradan bu program vesilesiyle hepiniz adına hem şahsım adına geçmiş olsun dileklerimi tekrar ifade etmek istiyorum. Bu tür kötü olayların da tekrar edilmemesi konusundaki temennimi de ifade ederken Sayın Başkanıma hem bir hukukçu olması hem de toplumda bir yönetici olması sıfatıyla bu konulardaki düşüncesi nedir onu almak isterim. Buyurun. Şimdi biz hukuk fakültesinde okurken hocalarımız bize kanunların yazılı kanunlarımız var ama kanunlar insanların ihtiyaçlarına cevap verebildiği müddetçe kanundur. Örneğin bir İngiltere'ye baktığımız zaman yazılı bir kanunu yok. Ama Türkiye'de birçok kanun var, yönetmelik var, tüzük var. Mühim olan öncelikle toplumdaki insanların fikrini, zihniyetini değiştirebilmek. Örneğin yurt dışında bir maç izliyoruz. Tel örgü yok, herkes efendi geliyor, oturuyor. Maçını zevk gidiyor. Ama
Türkiye liglerine baktığımız zaman bu Süper Lig'de başlayın PTT 2, 3. Lig, Bal Ligi'nde dahi hatta amatör gruplarda daha da şiddet var. Sanki taraftar maça gelirken işte arkadaşına kızdım, eşime kızdım. Yani işte stres atmayı sahada rakip seyirciye, rakip futbolcuya, teknik ekibe küfür ederek gider mi derdinde. İşte sonuçtan ziyade işte ben burada kızayım, bağırayım. Aslında bu olmaması gerekiyor. Futbol güzel bir spor dalıdır. Futbolu izlemek gerekir. Biz Kocaçeşme ile yapılan maçta daha ısınma başlarken bizim işte teknik ekibimize, futbolcu kardeşlerimize hakaret edildi. Maçtan sonra bir basın mensubumuzun gözü çıkabilirdi, yaralandı, kendisini ziyaret ettik. Keşke bunlar olmasaydı. Ama bir yandan da bakıyoruz. Örneğin işte biz, bizim grubumuzda olan Çanakkale ekibi Yeni Çan var. Kendilerine gittik. Akşam bizi misafir, işte başkanları otelimize geldi, oturduk. Bir gün sonra taraftarlarımız geldi, onları orada ağırladılar, kahvaltı verdiler, birlikte maç izlediler. Onlar da buraya geldiklerinde biz de aynı şekilde sabahleyin 40 kişilik bir grubu kahvaltı verdik, maçı beraber izlettik. İşte geçen hafta Alaşehir'le bir maç oynadık, 0-0 bitti. Maçtan önce taraftar grupları bir araya geldi, birlik beraberlik oldu. Maç bitti, Alaşehir Spor taraftarı Turuklu Spor'u alkışlıyor, Turuklu Spor diye bağırıyor. Bizim taraftarımız için gelen işte oraya 400-500 tane taraftarımız Alaşehir Belediyespor'u alkışlıyor. Aslında olması gereken bu. Spor iyiliğin olduğu yerde güzeldir. Aslında keşke bu şekilde olmasa. Burada tabii dediğiniz gibi bizim ilçe emniyet müdürümüz var. Ahmet Bey. Bizi ilçe emniyet müdürü olmasının yanı sıra iyi bir Turuklu Spor taraftarı da. O ve ekibinden de Allah razı olsun. Biz daima sezon başında da işte taraftar grup başkanlarıyla bir araya geldik. Arkadaşlar biz Turuklu Spor'un yönetimiyiz. Amacımız ne? Bu takımı yeniden profesyonel lige döndürmek. Sizin yapmanız gereken teknik ekibinize, futbolcularınıza sahip çıkmak, statları doldurup onlara destek vermek. Yoksa sahaya gelip işte maç kötü gittiği zaman kendi futbolcuna, teknik ekibine hakaret etmekle, rakibe hakaret etmekle bu iş olmaz. Allah şükürler olsun ki bu sene de fazla böyle bir olayın olmadığı bir sezonu geçirdik biz. Örneğin bir Gaziemir maçına gittik, yenildik. Maçtan sonra Turuklu Spor taraftarı takımı çağırdı, Gaziemir'i alkışladı. Burada ilk devre bir Alaşehir maçı oynadık. Maç bitti, Alaşehir seyircisi Turuklu Spor takımını alkışladı. Aslında bizim görmek istediğimiz olaylar bunlar ama ne hikmetse birkaç tane kendini bilmez ortaya çıkıyor. Bütün güzellikleri alt üst ediyor. İnşallah bunlar olmaz. İnşallah. Hatta taraftarın içindeki kişiler de biz bu sene örneğin ben birkaç tane arkadaşımızın kendimizle konuştuk. Taraftar grup başkanlarıyla konuştuk. Birkaç kişiyi maçlara dahi getirmedik yani. Her geldiklerinde takım önde bile olsa hakaret eden bir grupla karşı karşıya kalıyoruz. İnşallah bundan sonra olmaz. Futbolun zevkine varırlar. Bu üç neticeli bir oyun. Yenebilirsin, yenilebilirsin, berabere kalabilirsin. Ama mühim olan gelip orada stresini atabilmek, oyun izleyebilmek. Bazen çok iyi oynarsın, kaybedersin. Bazen çok kötü oynarsın, kazanırsın. Şans da sizin yanınızda olmalı. Tabii ki. İşte bir Alaçatı'da maç izledik. Örneğin dakika 90'da hatta sosyal medyaya da düştü. Ulusal haberler de çıktı. Gol attıktan sonra Alaçatı'nın türbünleri yıkıldı. Sevinçten. Yani işte mühim olan sevinci birlikte yaşayabilmek. Ama Allah şükürler olsun bu sene Turuklu Spor taraftarı takımını 90 dakika boyunca desteklemiştir. Takımı yenilse bile desteklemiştir. O yönden bu sene için hakkını yemeyeyim. İnşallah bundan sonraki senelerde de aynısı olur. İnşallah. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenlerim, futbolla ilgili bunları konuştuk. Çok önemli bazı ifade etmek durumunda olduğumuz konularımız da var. Şöyle ki Turgut Spor Amatör Lig'e düştüğü yıl Turgutlu'da faaliyet gösteren bir sanayi kuruluşunun ismini vermekte sakınca görmüyoruz. Çünkü 1. Lig'de takımı var voleybol liginde. Seramik San kuruluşunun voleybol kız, voleybol takımı Türkiye liglerinde en üst noktaya ulaştı. Bugün Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın kızlarının voleybol oynadığı ligde
bir ilçe takımının, bir sanayi kuruluşunun voleybol takımı da voleybol sporu yapmaktadır. Kurumlar bakidir, şahıslar gelir geçer. Bugün belediye başkanı Ali'dir veya kaymakam Beli'dir. Yarın bir başkası olabilir. Bunların bir kısmı atamayla değişir, bir kısmı seçimle yer değiştirir. Ama kurum daima kalıcıdır. Şimdi geçen dönemdeki belediye başkanımız Turgutlu'ya spor tesisleri kazandırmak adına belediyeye ait bazı mülkleri özel bir şirketle bir anlaşma ve bakanlığın onayıyla 12 bin kişilik bir futbol sahası, yaklaşık 2600 kişilik de bir kapalı spor salonu yapılması noktasında protokol imzaladı. Bir seçim oldu, başkan değişti. Olabilir, milletin kararına herkes saygı duymak konumundadır. Ama kurum baki olduğu için yapılan anlaşmanın devamı gereği yeni yönetimde aynı anlamda gerekli destekleri vermek suretiyle kapalı spor salonu tamamlandı, hizmete açıldı ve Türkiye liglerinde en üst düzeyde voleybol oynayan bu takımımızın misafirleri Beşiktaş'ın takımı oldu, Fenerbahçe oldu, Eczacıbaşı oldu. Herkesin gazetelerden ve televizyonlardan izlediği bu takım Turgutlu'da maç yapar hale geldi bu takımlar. Bu Turgutlu için büyük bir başarıydı. Bu başarıyı vurgulamakta yarar var. Bu kapalı spor salonunun yanı başında ve şu an bulunduğumuz sosyal tesisinde bir yol ötesinde 12 bin kişilik bir Turgutlu futbol sahası da devreye girmek üzere. İnşaatı hızla devam etmekte. Yıl sonu itibariyle biteceğini umuyorum. Burası devreye sokulduğunda Turgutlu Spor'da 3. ligde oynar halde ise tesisleriyle, futbol sahasıyla örnek bir ilçe, örnek bir takım olmak konumundayız. Birçok ilçenin demiyorum, ilin gıpta ile baktığı ve biz de sahip olabilsek diye düşündüğü tesislere sahibiz. Oralarda oynayan takımımızın olması ve o takımın hep başarılı olması için Turgutluların da daima destek anlamında maçlara gelerek, maddi destek sağlayarak bütün imkanlarını bu devreye de aktif hale getirmeleri gerçekten Turgut adına başarılı sonuçların gelmesine sebep olur diye düşünüyorum. Şimdi bütün temennimiz o ki biz playoff maçından başarıyla çıkmayı düşünüyoruz. Hedefimiz bu. Her şeyimizde buna motiveyiz. Futbolcu sahada, teknik direktör kenarda, yöneticiler organizasyonda, sivil toplum örgütlerinin başkanları sahada o gün olacak. Biraz önce ifade ettiğim gibi Futbol Federasyonu'ndaki temsilcimizi de o gün oraya getirmek durumundayız. Ben bu sözü veriyorum, getireceğim Arif Koşar'ı da oraya. Ve üçüncülük takımı olma noktasında mutlaka bir gerçekleştirme noktasında bir organizasyonun içindeyiz. Şimdi bundan sonraki hedefimiz ne olur? Sayın Başkan'a onu sormak istiyorum. Programın da sonuna doğru geliyoruz. Artık üçüncü ligdeyiz. Tabii üçüncü ligde kalıcı olabilmek, hatta Sayın Hocam'ın da ifade ettiği gibi bir üst liglere de gidebilmek adına şimdiden bir proje çalışmalarımız, düşüncelerimiz var mıdır? Sayın Başkanım buyurun. Şimdi önümüzde bir playoff maçımız var. Allah nasip ederse ilk maçta geçtikten sonra teknik ekibimizle oturup gelecek sezon için ne yapabiliriz? Tabii ki bizim hedefimiz 3. ligde kalıcı değil, yeniden 2. ligi, hatta olabilirse PTT liginde mücadele eden bir Turgutlu Spor'u meydana getirebilmektir. Bu anlamda da teknik ekibiyle, A takım futbolcularıyla, altyapısıyla, tesis çalışanlarıyla bir bütün olmak. İşte benim gönlümden geçen, ilk baştan itibaren de söylediğim gibi, işte bu statta son senemiz, inşallah bu sene buradan
3. lige çıkarız. Yeni stadımızda da ilk yılında 2. lige çıkarız diye umuyorum. Biz zaman zaman altyapı U19'umuzla örneğin A takım maç yapıyor. Oradaki genç yetenekli futbolcularımıza da bakıyoruz. Çıktığımız anda 23 Nisan'da maç olur. İnşallah o gün çıkarız. 24 Nisan'da artık 3. ligde Trabzonspor için ne yapılabilir? Elimizden ne gelir? Onun mücadelesini vermeye başlayacağız. Sayın Başkan, bu arada bir konuya daha vurgulayıp programımızı kapatmayı düşünüyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin de bir futbol takımı var. Onlar da büyük gayret içindeler. Hatta büyük paralar da harcadılar. Sayın Yılmaz Gencoğlu bildiğim kadarıyla ikinci başkan. O kulübün bir yerlere gelmesi için gayret gösteriyorlar. Ben buradan Büyükşehir Belediye Başkanıma ve o kadrolara seslenmek istiyorum. Diyorum ki Turgutlu ilçesi yıllar boyunca Manisa'nın bir ilçesi olmaktan daima gurur duymuştur. Birçok ilçemizin zaman zaman nüfusları itibariyle bizim seviyemizde veya bizim altımızda olmasına rağmen il olma gayreti içinde olduklarını hep görmüşüzdür. Turgutlu bu konuda sadakatini hiçbir zaman kaybetmemiş, Manisa'nın ilçesi olmakla daima gurur duymuştur. Bugün içinde bulunduğumuz ortamda Turgutlu Spor'un 3. lige çıkması, Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesindeki bir belediyenin kontrolünde ve yönetiminde olduğu bir kulübün 3. lige çıkmış olması, Büyükşehir içinde, Büyükşehir Belediyesi içinde, Manisa'mız içinde bir onur kaynağıdır diye düşünüyorum. Biz nasıl Manisa Büyükşehir'imizle gurur duyuyoruz, onun her türlü gayret ve çalışmalarına destek veriyorsak, bizim başarıya susamış ve bunu gerçekleştirmiş kadrolarımıza Büyükşehir'in de destek vermesi, bize gerektiğinde maddeten, özellikle Büyükşehir'in imkanlarından takımımızı nemalandırması bizi mutlu edecektir. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımı yıllar öncesinden ben şahsen yaşım itibariyle çok iyi biliyorum. Manisa Spor Kulübü'nde başkanlık yaptığı yılları çok iyi hatırlıyorum. Futbolu, futbolcuyu, bu sektörü çok, bu camiayı çok iyi bilen birisi. Bu işlerin nasıl yürüdüğünü de çok iyi bilen birisi. Bu başarıyı gerçekleştirmiş, playoff'a kalmış ve 3. lig kapısındaki Turgut Spor'umuza Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden ve Sayın Başkanımızdan destek beklediğimizi, bu desteklerin altında Turgutlu'nun kalmayacağının bilinmesini özellikle vurgulamak istiyorum. Sevgili izleyenlerim, sevgili Manisalılar, bir Turgut Spor programı gerçekleştirdik. Fevkalade güzel bir ortamda, çok değerli yöneticilerimiz ve çok kıymetli futbolcularımızla beraber olduk. Onlar kendilerine verdiğimiz, ETV olarak verdiğimiz değerden dolayı bana teşekkür ettiler. Ben de onlara özellikle teşekkür etmek istiyorum. Turgutlu adına mücadele etmiş, terini dökmüş, gayret göstermiş, gecesini gündüzüne katmış bu kadroyu ben de tekrar kutluyorum. Sizlerle başarılarınızı, acılarınızı paylaşmak bizim için de bir gurur kaynağıdır diyorum. Her zaman ATV olarak, bu kadrolar olarak sizlere destek vermeye hazır olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Programımı kapatırken son söz olarak Sayın Başkanımdan ve Sayın Teknik Direktörümden gelecek adına tekrar birkaç cümle almak isterim. Buyurun. Yani bizim tek hedefimiz tekrar 3. ligde, profesyonelliklerde Turgutlu Spor'u temsil etmek. Bunun içinde bir tane müsabaka kaldı. İnşallah o müsabakayı da kazanarak hak ettiğimiz yerlere döneceğiz.
Bütün arkadaşlarımıza, bütün futbolcu kardeşlerimize çok fazlasıyla güveniyoruz. Son söz olarak bir de burada Ümit kardeşimiz var bizim. Uzun zamandır bizim içimizde. Ona da bütün takımımız ve teknik ekibimize de teşekkür ediyoruz. Değişik zamanlarda bize destek veriyor sağ olsun. O da adeta bizim bir sembolizmimiz oldu. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Sayın Başkan buyurun. Yolun başında başladık. Şu anda ilk kısım bitti. Ben aslında şöyle değerlendireyim. İlk yarı bitti. 7 puanla lider bitirdik. Fragman olarak değerlendirdik. İşte ikinci yarıyı lider olarak playoff'a hak kazandık. Filmin ilk bölümü bitti. Şimdi ikinci bölümü playoff maçı. Bizim teknik ekibimize ve futbolcu kardeşlerimize güvenimiz sonsuz. Onların da bize sözü var. Bu şehre şampiyonluk kupasını getirecekler. Hocamın da belirttiği gibi Ümit kardeşimiz sezon başından beri bizim maçlarımıza gelmekte. Bir rahatsızlandı. İki hafta gelemedi. O iki hafta takımımız kötü gitti. Gazimir maçında yoktu. Yenildik. Son maçında yoktu. Berabere kaldık. İsmi Ümit. Evet. Ben her zaman şunu söyleyeyim yani. Ümit olduğu zaman ümidimiz var. Allah evet. Ondan da razı olsun. Dediğimiz gibi inşallah takımımız çıkar. Şu anda aşağı indir biraz, yüzün görürsün. Tamam. Kalk. Kağıdı aşağı indir, kağıdı. Tamam, oldu bak, şahane oldu, evet. Şu anda işte 5 tane hocamız, 25 tane futbolcumuz 157 bin nüfuslu şehrin takımını temsil ediyorlar. Temsil kolay bir şey değildir. 157 bin kişi, Turuklu Belediye Başkanımız Sayın Turgay Şirin, yönetim kurulu üyelerimiz, hepimiz kendilerine güveniyoruz. Ben inanıyorum ki ismim gibi Okpa bu şehre gelecek. Allah hepsinden şimdiden razı olsun. Sizi de yeniden burada araladığımız için teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Tamam. Teşekkür ederim. Ben de bu arada son söz olarak şunu vurgulamak isterim. Bu yayın ekibi özel bir araç. Bir takım ekipmanları, bir takım emek, bu düzen kuruldu. Ben Turgut Spor'un başarısını kamuoyuyla paylaşmak adına böyle bir programı düşündüğümde ETV Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erdin Çumrukaya ifade ettim. Hepimiz özverili olmak zorundayız, bu başarıyı paylaşmak zorundayız dedim. Yayın aracını ve bu ekibi buraya görevlendirdi, bu programı burada yapmak ve bu başarıyı paylaşmak adına. Ben de bir ETV mensubu olarak yayın grubu başkanımız, yönetim kurulu başkanımız Sayın Erdin Çumrukaya'ya ve ekibine, buradaki teknik kadroya, burada emeği geçen bütün arkadaşlara bu yayını gerçekleştirdikleri için teşekkürü bir borç biliyorum. Sağ olsunlar. Ve bir programın daha sonuna geldik. İnşallah yeni Kasabadan Turgutlu'ya programlarında buluşmak dileğimi ifade etmek istiyorum. Bütün futbolcu kardeşlerimi gönülden kutluyor, teknik kadroyu gönülden kutluyorum. Sayın Yönetim Kurulu Başkanımızı ve yönetimini kutluyorum. Onlara gönülden destek veren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Turgay Şirin ve ekibine teşekkürü bir borç biliyorum. Davaya gönül veren herkese gönül dolusu selam ve sevgiler sunuyorum. Sağ olun.